Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Keyfiniz bol olsun. Bugün size zooloji ve doğa müzesini gezdireceğim. Bakalım içeride neler var. Ben de ilk defa sizle birlikte gezeceğim. Şöyle şuradan başlayalım, neler varmış. Eskiden yaşamış olan hayvanların böyle fosilleri bunlar arkadaşlar. Çok güzel muhafaza edilmiş, çok güzel mumyalanmışlar. Beyaz kanguru ama sanki hala günümüzde mevcut. Ama bazılarının soyu tükenmiş olanları var. Kapibara, timsah. Şu nasıl da bakmış başak. Burada leoparımız var. Şurada kafesli piton. Piton da varmış arkadaşlar. Size hepsini tek tek göstermek istiyorum. Çok güzel bir müze. Çok beğendim ben. Puma abi. Şöyle yakından da göstereyim. Timsah. Çakal. Şu ne kadar büyükmüş. Kaplan herhalde. Alageyik. Şurada da arkadaşlar, evet, kemikleri var. Türü tükenen hayvanlar bunlar. Şurada da bilgileri mevcut yazmışlar buraya. Bu da kaplanmış. Ve ne kadar büyükmüş yani. Çok büyükmüş arkadaşlar eskiden. Yani insanlar da büyükmüştük gerçi eskiden. Sonra küçülmüşüz. Yaban koyunuymuş bu da arkadaşlar. Bu vaşak. Vaşakların gözleri çok tehlikeli bakıyor. Beyaz kanguru. Burada da bir kuzumuz. Keşke ölmeseymiş ama işte ölmüş. Küçükken. Mis kedisiymiş bu arkadaşlar. Sırtlan. Sırtlanın bu kadar büyüğünü de ilk gördüm. Şöyle devam edelim. İguana. Burada tilki. Ay, kaplana bakar mısınız? O kadar büyük mü acaba diyeceğim ama bence eskiden daha büyükmüş. Bu da zebra. Şöyle devam edelim. Bu tarafta bir şeyler var. Başak yine, tilki, puma. Zebra'nın yavrusuymuş bu arkadaşlar. Biraz ürkütücü bir müze aslında. Ama çok güzel. Yani bunları muhafaza edebilmeleri çok önemli. Çok iyi mumyalamış, iyi doldurmuş ve kurutmasını gerçekleştirmişler. Mutlaka burayı da gezmelisiniz arkadaşlar. Burası hayvanat bahçesinin içerisinde olan bir müze. Hem günümüzde yaşamayan hayvanlar var, hem de günümüzde yaşayan hayvanları mumyalamışlar. Mesela bu günümüzde yaşayan bir hayvan değil. Neymiş bu, şöyle de bakalım mı? Evet, buraya da yazmışlar arkadaşlar. Dimetrodonmuş bu. Şunun da yine bilgisini buraya yazmışlar. Bu da arkadaşlar gorilla. Gorilmiş. Bu da bayağı büyükmüş. Şöyle devam edelim. Bu da piton olması lazım yine. Kuşlar bunlar da arkadaşlar. Kuşları kurutmuşlar. Deve kuşu da var. Hayvanları tanımamız açısından öğretici ve nesli tükenmiş hayvanları görmemiz açısından aslında öğretici bir müze olmuş. Şurada da yine kuş türleri.
Burada da tavuklar falan var arkadaşlar. Tabii şu an belki bu cins tavuklar da vardır, köy tavukları. Buradan böyle devam ediyor arkadaşlar, kuş cinsleri ve tavuk cinsleri. Hepsi bunların böyle kurutulmuş bir görsel yapmışlar. Şu tavus kuşunu göstermek istiyorum. Çok güzel muhafaza etmişler, tıpkı canlı gibi duruyor şu anda. Bunlar deniz canlıları arkadaşlar. Bu balon balığı mı acaba? Burada isimlerini de yazmışlar, ne oldu? Evet, balon balığıymış o. Kaplumbağa da kurtulmuş arkadaşlar. Şurada karabatak, boz yelkovan var. Çok çeşitli kuş, ördek türleri burada bu şekilde kurutulmuş, içine doldurulmuş. Büyük ihtimal ilaçlanmıştır. Hiç görmediğim kuş türlerini şu an burada görme şansım var. Her ne kadar bunların ölmüş olduğuna şu an üzülsem de görmediğim kuşları görüyorum. Şuna bakar mısınız? Çok güzel kurutulmuş. O kuğulara bakın. Çok güzel görünüyor. Hala canlı gibi. Ördekler de öyle. Burada pelikanlar da var arkadaşlar. Burada leylekler var, flamingolar. Bu da fıldırcın. Kara kızıl bacak. Küçük kara batak. Evet. Şöyle kızıl geyiği göstereyim size. Ve şurada da bir ayımız var, kurutulmuş yine, boz ayı. Şöyle devam edeyim arkadaşlar. Binekli geyik yavru. Grup geldi arkadaşlar, sesim duyulmayacak, sadece görüntü olarak devam edeceğim. Fosili de çekmek istiyorum size. Çok büyük. Bakın arkadaşlar, kafa o kadar büyük ki galiba dinozor kafası o. Şöyle şurada bir yazı var. Dolu dolu. Başağın iskeleti var. Burada da yine su içerisinde, ilaçlı su içerisinde muhafaza edilen hayvanlar var arkadaşlar. Çeşitli hayvanlar var. Yılanlar var. Şunu da göstermek istiyorum. Rhinocros gergedan. Şöyle göstereyim bakın. Bu da kocaman arkadaşlar. Bunlar yine yılan türleri, su içinde muhafaza edilen. Şunlar da arkadaşlar, bakın, Prometre kaplan yavrusu diyor. Ay, bebekmiş. Yüzü net görünüyor mu bilmiyorum ama bir kaplan gerçekten. Bunları böyle suda muhafaza etmişler. Ay, bu da aslan yavrusu. Görüyor musunuz arkadaşlar? Ay, bunlara da daha çok üzüldüm. Bu
Bu da yine prematüre ölmüş. Bu şekilde korumuşlar. Şempanze de varmış burada. Burada iguana. Şöyle yukarılarda da varlar arkadaşlar. Şurada boynuzlar var. Kızıl geyik boynuzu, ala geyik boynuzu. Böyle boynuzları da buraya yerleştirmişler. Ama arkadaşlar harika bir müze. Ben hayran kaldım. Çok güzel. Hani biraz tabii duygulanıyor insan ölmüş hallerini görünce ama bilgi amaçlı kesinlikle gelip burayı gezmelisiniz. Çocuklarınızı da getirmelisiniz. Hani bilmedikleri hayvanları da buradan öğrenmiş olacaklar. Kayda değer, incelenerek gezilecek bir yer. Buraya geldiğinizde bir saatinizi ayırmanızı öneririm. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik size. Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki Zooloji Müzesi'ni gezdirdim. Sizleri de beklerim. Gaziantep'te hala gelmeyen arkadaşlar da varsa mutlaka gelip gezmelisiniz. Harika bir müze yapılmış arkadaşlar. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.